Merhabalar sevgili Terazi Burcu, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 6 Mayıs haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz ve hemen arkasından da tarotlardan öngörü ve mesaj alacağız. Şimdi sevgili teraziler, pazartesi günü gündemimiz biraz daha ilişkilerimiz, ilişkimiz için mücadele edeceğiz. Evliliğimiz için mücadele edeceğiz. Bir ortaklık kurma gibi ortaklık bir durumumuz var ise bu konularla ilgili mücadele edeceğimiz, harekete geçeceğimiz durumlar söz konusu. Evet, burada artık daha böyle savaş var. Yani savaşacağız, mücadele edeceğiz, elimizi taşın altına koyacağız sevgili arkadaşlar. Kendimizi göstereceğimiz bir durum söz konusu. Biraz daha böyle egosal durumlar mümkün diyebilirim. Karşı tarafla ilgili, partnerle alakalı bu tarz etkilerin de söz konusu olması mümkün gibi görünüyor sevgili teraziler. Salı günü Ay Boğa burcuna geçiş yapacak ve bu da sizin biraz daha finansal konularla alakalı gündeminizi tetikleyecek ve burada biraz rahat etmek isteyeceksiniz. Özellikle finansal konularla ilgili bir yardım görme, bir destek görme, burada bir iyileşme görme, biraz daha huzurlu olma, maddi manevi güven arayışında olacağımız, kendimizi güvende hissedeceğimiz durumlar söz konusu gibi görünüyor. Çarşamba günü bu alanda sizin bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay sevgili arkadaşlar, evliyseniz eşinizin finansal konularıyla alakalı yeni bir başlangıç durumu söz konusu. Bir kredi çekme. Burada bir yeni başlangıçlar var. Burada bir borca girme ama bu borç bir mal alma, bir toprak alma, bir araba alma, bir eşya alma, bir ev alma, bundan dolayı bir borca girme, bunu ödeme gibi durum söz konusu olabilir. Aynı zamanda bir miras olayı, bir tazminat olayı, bir hak ediş, bir nafaka olayı, bu tarz gündemleriniz var ise de yine bu konularla ilgili de yeni başlangıçlar, yeni gelişimler söz konusu gibi görünüyor sevgili yükselen teraziler. Evet, burada bir toprak sahibi olma, ev alma, yurt alma, halihazırda davalık böyle miraslık bir konunuz var ise de bu konularla ilgili de yeni başlangıçlar ve bir gelişme gibi bir durumun söz konusu olması da mümkün diyebiliriz sizin için. Bir para geliri var. Bu para geliri gerek eşten gelecek, gerek ortaklıktan gelecek, gerek bir hak edişinizle alakalı bir durumu da tetikleyebilir. Cuma, cumartesi ve pazar günü biraz daha gündeminiz seyahat konuları olabilir. Bir yola çıkma, bir seyahate çıkma, trafikle ilgili gündemler söz konusu olacaktır. Böyle bir turistik konular, turizm gibi konulara yönelebilirsiniz. Turistik aktivitelerde bulunabilirsiniz. Bir şehir dışına çıkma olaylarının hakim olması mümkün diyebilirim. Çocuğunuzla birlikte ya da çocuğunuzun şehir dışı bağlantılı konularıyla ilgili yeni gelişmeler öğrenebilirsiniz. Yine flört ettiğiniz biri var ise, aşk hayatınızda bir kişi var ise, bu kişiyle de yine bir şehir dışına bir tatile çıkmak, bir seyahate çıkmak ya da halihazırda uzak mesafeli bir ilişki içindeyseniz bu kişiyle görüşmeye gitme, buluşmaya gitme, onunla iletişim içinde olma enerjisinin de hakim olması mümkün diyebilirim sizin için. Aynı zamanda sevgili teraziler, gündelik hayatınızla alakalı, çalışma ortamınızla ilgili de bazı destekler, bazı sorumlulukların da söz konusu olması mümkün diyebilirim sizin için. Sağlığa dikkat edin diyorum aynı zamanda. Sağlıkla ilgili de güzel gelişmeler olacak ama sevgili arkadaşlar, yine finansal konularla alakalı da beraber iş yaptığınız kişilerle ilgili de destekler görme, yardımlar görme gibi durumlar da tetiklenebilir diyorum. Siz sevgili terazi burcu için. Evet, bakalım bakalım sevgili terazi burcuna tarot nasıl bir mesaj verecek? 6 Mayıs haftası terazi burcu diyoruz. 6 Mayıs haftası terazi burçları. Sevgili teraziler, harekete geçtiğiniz bir durum var. Hak ettiğinizi almak, şöyle bir enerji söz konusu. Benim olanı almaya geliyorum dediğiniz bir durum var. Sahip olduklarınızı tekrar kazanmaya çalışacağınız bir hafta gibi görünüyor.
tutkulu, cesaretli, özgüveniniz yerinde, bir an önce harekete geçeceğiniz, eyleme geçeceğiniz durumlar söz konusu. Hakkınız olanı almaya çalıştığınız bir enerji hakim gibi görünüyor. Daha sevgi dolu enerjiler hakim. Sevdiğiniz ve ilgi duyduğunuz bir kişiye karşı sevginizi ve ilginizi dile getirme gibi bir durum söz konusu olabilir. Yine sevdiğiniz insan için, sevdiğiniz kişi için tüm sorumluluğu üstlenme, bu ilişki için ilişkinin sorumluluğunu alma. Tamam artık ben tüm sorumlulukları alıyorum. Tamam artık ben bu ilişki için tüm sorumluluğu üstleniyorum dediğiniz bir etki altında kalabilirsiniz. Artık sorumlulukları ve ilişkinin sorumluluğunu, evliliğin sorumluluğunu, birlikteliğin sorumluluğunu almaya çalışacağınız bir durum söz konusu gibi görünüyor. Aynı zamanda da sevgili arkadaşlar, biraz kendinizi çekebileceğiniz, biraz arkanızı döneceksiniz, biraz böyle kendinizi izole etmek isteyebilirsiniz. Bir kalp kırıklığı gibi bir durum söz konusu. Biraz böyle üzgün olma enerjilerin de hakim olması mümkün diyebilirim. Kendinize biraz ara verme gibi bir durum var aslında. Biraz böyle mola verme, bir teneffüse çıkma gibi bir durum var gibi görünüyor. Gönül ve ilişki durumuyla alakalı. Yani kendinizi izole edeceksiniz gibi bir eylem söz konusu gibi görünüyor burada. Askıya bıraktığınız, zamana bıraktığınız, oluruna bıraktığınız bazı konularla ilgili de güzel gelişmeler söz konusu. Küs olduğunuz bir kişi var ise, küs olduğunuz, arkanızı döndüğünüz ya da size küs olan arkasını dönen bir kişi var ise, bu kişiyle barışmak, bu kişiyle tekrar bir araya gelmek, bu kişiyle tekrar yeni başlangıçlar kurma adına ve sağlam adımlar atma adına hareket edeceğiniz bir haftaya geçiş yapıyorsunuz sevgili Terazi burcum. Evet, bakın arkası dönük biri var. Belki bu siz de olabilirsiniz. Uzun zamandır bu şekildeydiniz. Bu konuyu askıya almıştınız, oluruna bıraktınız, zamana bıraktınız. Biraz düşünsün, kendine gelsin dediniz belki. Biraz zamana ihtiyacım var dediniz belki. Ya da karşı taraf böyle bir şey söyledi. Bu konularla alakalı güzel gelişmeler, olumlu başlangıçlar. Bakın güneş kartı tekrar huzurun, tekrar barışın, tekrar hoşgörünün, mutluluğun hayatınıza tekrar gelmesi ve buradaki küslüğün, buradaki zamana bıraktığınız konuyla ilgili de harekete geçilmek, küslüğün bitmesi ve yeni başlangıçlara doğru adım atmak mümkün diyebilirim. Çünkü burada artık tekrar bir başlangıç, istikrarlı bir başlangıç, sağlam başlangıç, birbirine güvenmeyle ilgili gündemlerin söz konusu olması. Evet, artık bir güven duygunuzun gereksiz, gerek karşı tarafın birbirinize karşı güven duygusunu tamamen oluşturabilme enerjinizin hakim olması mümkün diyebilirim. Evet, belki karşı taraf artık size güvenmeye başlayacak ya da siz artık karşı tarafa güvenmeye başlayabilirsiniz. Bu durum ilişki için de olabilir, iş için de olabilir. Herkes kendi hayat hikayesine göre buradaki çıkan enerjiyi alabilir diyorum sizin için. Evet sevgili Terazi Burcu, sizlere söyleyeceklerimiz de böyleydi. Her zamanki gibi üzerimize düşen aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. Her şey gönlünüzce olsun, anasını aldık.